Geldi, geldi, geldi. Agah Bey. Agah Bey, bir açıklama yapar mısınız? Geliniz hamile mi? Lütfen bir açıklama yapar mısınız? Geçmiş olsun Agah Bey. Açar mısınız lütfen? Agah Bey. Biraz daha hızlı. Of, basını da atlattık şükür. Sen de ağzını açıp laf edemedin ki. Rezil olduk el aleme diyorum. Kız tarafı olarak bir ağırlığımızı koymamız lazım. Ağırlık mı? O köşke ilk adım attığımız günden beri ağırlığımız mı kalmış bizim? Ne zaman geldi bu kadın? Ne işi varmış benim kızımın yanında? Ne biçim laf ayolum? Kayınvalidesi sayılır. Biz hazırız Agah'cığım. Biz kızımla gideriz kendimiz. Baş başa, rahat rahat. Konuşacaklarımız var. Minibüste mi konuşacaksınız Seher Hanım? Çıkış gazeteci kaynıyor Seher Hanım. Hep birlikte giderim. Araba personel kapısında. Kız da dikişli zaten. Yolda uzun uzun şu kaza meselesini de konuşuruz artık. Ben kazayı eve gidince anlatacağım. Hep söyle. Amacın ne şimdi? Durduk yere niye kaşıyorsun? Yüzümü kızartmak için mi? Senin niye yüzün kızarıyor ki? Kardeşime böyle iğrenç, böyle ahlaksızca bir şeyi, bir başkasının çocuğunu, kendinde bile olmayan bir başkasına, kendi öz kuzenini yıkabileceğini düşündüğüm için. Yeterince açıklayıcı oldu mu? Ne oldu? Özür dilerim. Sen niye özür diliyorsun ki? Sana da istemeden şerefsiz muamelesi yapmış oldum. Aklımdan geçenler sadece Ceren'e değil, sana da hakaretti. Tamam, kabul. Dünyanın en güvenilir adamları listesinde ilk ona giremezsin belki ama sen bile bana en karanlık sırrını açmışken, kardeşimin bebeğinin babası olup annemle babanı şüphelendirmemek için aşk oyunu oynayacak bir adam değilsin. İyi kaçtık gazetecilerden vallahi. Kaçtık da ne oldu ki? Yakalayan yakalamış zaten hastanede. El alem tabii. Karaçayların gelini deyince ne bilsinler Nedim Bey'i? Herkes Cenk Bey'e yormuş. Zahme zaten. Ne oldu kızım? Ağrın mı var? İyi misin? Ağrım var anne. Çok ağrım var. El alemin ağzı torba değil ki Agah Bey. Kızımız gelin. Kocasını başkası zannediyorlar. Şöyle anlaşan bir düğün olsaydı. Bunları eve gidince konuşuruz Neriman Hanım. Unut gitsin. Dün gece sorduğum sorunun cevabını sadece senden değil, babandan da aldım. Babalık testine kadar gördüm. Ben de seni gördüm. Dün gece çok ağladın. Nedim'in odasında. Niye o kadar ağladın? Teyze oluyorum. Mutluluk gözyaşları desem inanacak mısın? Neden? Neden o kadar ağladın? Sadece Nedim'e değil, kardeşime de ağladım. Sadece hedefi vurmak için. Neden o kadar kıymetli olduğunu anlamadığım soyadınız için. Bu lanet köşk için. Kendini de, Nedim'i de mutsuz olacakları bir evliliğe mahkum ettiği için ağladım. Nedim kurban. Ceren de kurban.
Ceren hırslarının, hesaplarının kurbanı olduğunu farkında bile değil. Şimdi de masum bir bebek kurban olacak. Oturup burada benimle ağlamayacağına göre artık içeri girelim. Ha, bir şey daha var. Gerçi annen çoktan hesabını sormuştur ama ben dün gece annenle yüzleştim. Sen boş ver annemi. Annem boş ver. Yavaş kızım, yavaş. Ah. Gel kızım, içeride gel. Herkes bu olayın nasıl olduğunu merak ediyor, değil mi? Gel kızım, yürü içeride. Herkes kazara kendimi nasıl bıçakladığımı merak ediyor, değil mi? Kaza falan yok. Bile isteye bıçakladım ben kendimi. Bu kıskanç ablam yüzünden bıçakladım ben kendimi. Ne diyorsun? Ne yaptım ben sana? Ne yaptım mı? Dün hastane odasında ettiği hakaretleri ben ilk defa duymadım. Ceren, yapma. Bin kez ezdi beni. Yok ben Agah Bey'den para almışım. Yok ben Agah Bey'e kendimi satmışım. Yok ben indirim yapmış mıyım? Dayanamadım artık duyduklarıma. Kaldıramadım ben söylediklerini. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Evet. Evet senin yüzünden abla, senin yüzünden. Senin yüzünden bıçakladım ben kendimi. Benim başıma ne geldiyse hepsi senin yüzünden. Benden. Canımdan oluyordum ben ya. Bebeğimden oluyordum az kalsın. Öyle ağrıma gitti, öyle zoruma gitti ki kaldıramadım artık. Kendime de bebeğime de kıyıyordum. Kendi öz ablamın ettiği hakaretleri kaldıramadım ben. Ama ben de bu evin geliniysem. Hemşire hanım. Nedim Bey'in fizik tedavi saati. Havuza indirin. Nedim benim kocam, benim. Doğacak çocuğumun da babası. Bundan sonra onunla ben ilgileneceğim. Sen ameliyatlısın. Üstelik hamilesin. Ablan da onun hemşiresi. Ben bu kızı artık evimde istemiyorum. Ne ablam olarak, ne de hemşire olarak ben bu kızı istemiyorum. Hemşire, al Nedim'i havuza götür. Agah baba. Hemşire. Sana git dedim. Ben onun kardeşi değilim, düşmanıyım sanki. Bana da düşman, karnımdaki bebeğime de düşman. İstemiyorum ben onu Agah baba. Yapma kızım, yapma. Ben de sizin gelinizsem. Eğer artık burası benim de evimse, ben bu kızı evimde istemiyorum. Orada dur bakalım gelin. Senin ablan kocanın, benim de yeğenimin şifası. Kardeş kavgasıdır bu. Ne karışırım ne ilişirim. Senin küslüğün başka, o iş başka. Hemşire hanım Nedim Bey'in başında duracak. Bunu da herkes böyle bilsin. Gidecek o kız benim evimden. O kız benim evimden gidecek. Yapma kızım, yapma, öyle deme. Bak adam doğru söylüyor. Kardeş kavgası bu. Pişman oldu sana söylediklerinden. Özür dileyecek senden. Yapma annem, yapma. Beni saymayan,
bana hakaret eden, beni ezmeye çalışan her kimse benim hiç kimsem değil. Hadi kızım gel. Bebeğini düşün, bebeğini. Hadi, hadi. Seni istemiyorum. Git has kızına uç sen. Benim sana ihtiyacım yok. Kardeş kavgası ha? Serum. Zor. Çok zor. Hangi tarafı tutacaksınız? Şu halinize bakın. Önce hangi kızımızın peşinden koşacağınızı bile şaşırdınız. Ateşini söndürmek için Ceren'e mi? Avutmak için Cemre'ye mi? Allah hiçbir anneyi sizin düştüğünüz duruma düşürmesin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.